Merhaba değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Gıda emperyalizmi kıskacında akıllı beslenme programının yeni bir bölümüyle birlikte yine karşınızdayız. Sevgili Kenan Demirkol Hoca ile birlikte. Bugün daha çok soframızdaki balıkları konuşacağız. Ama ben öncelikle bize nasıl ulaşacağınız konusunda bilgi vermek istiyorum. 0212 alan kodu 251 5090 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Yine 0212 alan kodu 245 5092 numaralı faks'tan da bize ulaşabilirsiniz. E-posta ile ulaşmak isteyenler için akilli beslenme tek sözcük olarak güzel ağa ya da çengelli ağa ulusalkanal.com.tr adresinden e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kısa mesajlarınız için ulusal yazın, boşluk bırakın mesajınızı tüm operatörlerden 3580'e gönderebilirsiniz. Almanya ve İsviçre'deki izleyicilerimiz için ulusal yazıp boşluk bırakıp mesajınızı yazdıktan sonra 83111'e göndererek yine bize ulaştırabilirsiniz. Avusturya için ise ulusal yazıp yine bir boşluk bırakıyorsunuz, mesajınızı yazıyorsunuz. Daha sonra 0900 700 800 numaraya gönderebiliyorsunuz. Evet hocam, geçen hafta programımızı yumurtayla ilgili bir cümleyle bitirmiştik. O da çocuklara okula giderken sabah mutlaka yumurta yedirin demiştiniz. Yanlış anımsamıyorsam. Buradan başlayalım isterseniz. Bir kısaca yumurta için özetimizi yani yapalım. İzin verirseniz sevgili Ahmet Keser adındaki izleyicimizin de tam bu noktada bir sorusu var. Ve de soruyu da okumak istiyorum. Çünkü gerçekten belki birçok yurttaşın dile getirmek istediği bir sorudur bu. Sayın Profesör, yumurtadaki kolesterolün hücreye girmediğini, bu yüzden de zarar vermediğini söylüyor ama kolesterolün zararı damarda kalan kısmının damar çeperlerine yapışmasından gelmiyor mu? Bu durumda profesörün dediği pek akla yatmıyor. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim Ahmet Keser Bey'e bu sorudan dolayı. Kolesterol asla damar çeperine yapışmıyor. Damar kireçlenmesi, damarın 3 katmanı vardır. En kanın yaladığı iç intima katmanı, kas katmanı vardır ve en dış katmanı vardır. Kireçlenme orta katmanda olur. Dolayısıyla kolesterol hücre içine girmek zorundadır kireç birikimi yapmak için. Yani orta katmandaki plak giderek damar içine doğru kabararak damarı tıkar. Yani kanın yaladığı yüzeyle plak arasında bir bağlantı yoktur. Bunu bu şekilde açıklamama fırsat verdiği için Ahmet Bey'e teşekkür ederim. Evet, bu arada tabii birçok izleyicimiz bizi bu hafta içinde e-posta yoluyla arayarak sorularını göndermiş. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz ve güzel sözleri için ve teşekkürleri için de teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi o sorular için... Genelleyelim. Evet. Şimdi yıllardır maalesef biz hekimler yumurtadan uzak durun çünkü çok kolesterol içeriyor dedik. Bu cümlenin yarısı doğru. Yumurtada çok kolesterol var bölümü doğru. Ama uzak durun bölümü yanlış. Çünkü yumurtadaki kolesterol her ne kadar kötü kolesterol sınıfına girse de LDL kolesterol veya kötü kolesterol diyebildiğimiz bu sınıfın da iki farklı boyutu vardır. Hocam yeni belki bizi izlemeye başlayan izleyicilerimiz vardır. Onun için bu kötü kolesterol, iyi kolesterol isterseniz bir özetleyelim. Kolesterol molekülü hiçbir zaman tek başına gıdada veya kanda tek bir molekül olarak dolaşmaz. Mutlaka onlarca veya yüzlerce kolesterol bir bulut olarak, bir küme olarak dolaşır. Ve bu kümelerin çapına göre
kolesteroller iyi veya kötüye ayrılır. Yani iki tane farklı kolesterol yok insanda veya hayvanda. Birisi iyi kolesterol veya birisi kötü kolesterol. Tek bir kolesterol var. Ama bu tek kolesterolün oluşturduğu kümelerin çap farkına göre iyi veya kötü ayrımı yapılır. Eğer çokça kolesterolden meydana gelen büyük bir küme ise buna yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol deniyor veya HDL kolesterol, high density lipoprotein kolesterol deniyor. Bu iyi olan. Çünkü çok büyük olduğu için herhangi bir yere girip bir zarar veremiyor. Yani iyiliği de buradan. İyiliği de buradan, evet, kaynaklanıyor. LDL ve VLDL, yani düşük yoğunluklu kolesterol ile çok düşük yoğunluklu kolesterol daha küçük kümelerden oluşan yapılardır. Şimdi yumurtadaki LDL cinsi bir kolesterol, yani küçük yoğunlukta az sayıda kolesterolün oluşturduğu yumaktan meydana gelir. Ama bunun da iki tipi var. Bir gerçekten küçük olan, bir de daha büyük olan LDL. Yumurtadaki daha büyük olan LDL ve bu kümenin çapı 0,27 mikron. Yani 1 milimin milyonda birinden biraz daha küçük. Ama bu şekilde bir büyük yapının hücre içine girmesi için hücre zarında bir takım delikler vardır. Bu deliğin çapı da 0,22 mikron. Yani bizim kolesterol kümemizden daha küçük. O yüzden sığmıyor deliğe, o yüzden de hücre içine giremiyor. O yüzden de hücreye zarar, dolayısıyla da organizmamıza zarar veremiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Hücre içine giremeyen kolesterol, diğer kolesterollerle birleşerek HDL kolesterolü oluşturarak hücreden karaciğere geri giden kolesteroldür HDL kolesterol zaten. İyi kolesterole dönüşüyor. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yumurtanın kolesterolü hücre içine giremediği için zarar vermiyor. Ayrıca yine yumurtada bulunan lesitin denen madde bağırsaktan kolesterol emilimini zaten engelliyor. Hatta o yüzden çok sevdiğim bir doktor arkadaşım, kalp doktoru arkadaşım, çok yumurtalı sucuk seven hastalarına sucuk yiyeceksen yumurtayla ye ki sucuğun da kolesterolü emilmesin diye önerir. Yani bu kadar güçlü bir önleyici madde vardır. Lesitin vardır yumurtada. Ben o kadar cesur olamıyorum. Ama en azından yumurtadan korkmamaları gerektiğini, yumurtanın çok önemli bir mikronutrient, yani vitamin, antioksidan, eser element, yaşamsal yağ asit kaynağı olmasından ve de ucuz bir protein kaynağı olmasından yaygın kullanılması gerektiğini savunuyorum. Ve özellikle demir ve omega 3 nedeniyle çocuklarımızın mutlaka bolca tüketmesi gerektiğini, o yüzden annelerin de üşenmeyip sabah çocuklarına kahvaltı hazırlamalarını rica ediyorum ve kahvaltıda mutlaka yumurta ikram etmelerini öneriyorum. Yumurtadaki demirin emilimi için biraz asit ortam ihtiyacı vardır. Bu asit ortamı da en iyi menemen tarzında sunabiliriz. Veya kışın ben domates yedirmem, mevsimin meyvesi, sebzesi değildir domates diyen aydın izleyicilerimize hak vererek, o zaman kışın çok az yanında portakal suyu sunmalarıyla yumurtadaki demirin daha kolay emileceğini hatırlatalım. Evet, ama bu arada tabii yumurtadaki demir oranının etteki demire göre daha az olduğunda belki belirtelim. Doğru, doğru. Ama yine biyo yararlılık açısından iyi bir demir, sebzeye göre daha iyi bir demir. Sebzedeki demirin emilimi ve bedende işlenmesi bazı zorluklar taşıyor. O yüzden vejeteryenlik, yani hayvansal ürünlerden tümüyle felsefi olarak uzak durmak sağlıklı bir besin modeli değildir. İnsanların kırmızı ete ihtiyacı vardır. Kırmızı etin hiçbir zararı yoktur. Kırmızı etin etrafındaki yağ zararlıdır. O da hayvanlar şu anda yapay beslendiği için. Mera'da beslenseler kırmızı etin etrafındaki yağın da zararı olmaz. Evet. İzin verirseniz bu bağlamda
Yine bir izleyicimizin sorusunu da hemen belki yeri gelmişken söyleyeyim. Tereyağı ile ilgili bir soru soruyordu. Piyasadan aldığımız ya da alabildiğimiz hiçbir tereyağı iyi değildir diye soruyor. Ne yazık ki ben bütün tereyağları inceletme şansım olmadı. Ama örneklem olarak aldığım ve bir kamu laboratuvarında incelettiğim kadarıyla benim alabildiğim ve incelettiğim tereyağların hiçbiri sağlıklı adlandırılamayacak yağlardı. Ve hayvan yapay beslendiği sürece, endüstriyel hayvancılık sürdüğü sürece sağlıklı bir süt, dolayısıyla da sağlıklı bir tereyağı elde etmek mümkün değildir. O yüzden üretici firmalar bizi ürünlerinin kalitesi konusunda ikna edene kadar bunların zararlı olduğundan yola çıkmak zorundayız. Evet. Ha, nasıl ikna edebilir üretici firmalar bizi? Gerçekten Mera sütü kullandıklarını kanıtlarlar. Bağımsız bilim kurumlarından yağ asit bileşimi konusunda ayrıntılı döküm yazarlar etikete, o zaman ikna oluruz. İşte o zaman da gelir burada şu ürün kalitelidir, çekinmeden tüketin, kullanın diyebiliriz. Diyebiliriz. Tabii, ben çok da keyifle derim. Evet, yine izleyicilerimizden birinin sorusu, doğrusu bana da yolda soran izleyicilerimiz oluyor. Özellikle hanımlar soruyorlar. Diyorlar ki, belki oradan adını da bize mesaj yollayan izleyicimizi bulabiliriz. Sorun şu, siz margarini önermiyorsunuz. Peki biz o zaman keklerimizi neyle yapacağız sorusu çok sık karşıma çıkan bir soru olmaya başladı. Bu konuda neler dersiniz? Şimdi biraz önceki marketten satın alınan tereyağı ile ilgili soru Sayın Türker Can Boğazoğlu'ndandı. Çok teşekkür ederiz. Çok rahat. Fındık ya. Yani kekler için. Zeytinyağı eğer kekte kokar kaygınız varsa, ki benim evimde kek zaten pek pişmiyor. Zaten şeker içeriği açısından çok pişmesini de önermiyorum. Ama çok zorunda kalır da bir kek pişirmek zorunda kalınıyorsa evde, bizim evde zeytinyağlı pişiyor kek. Ama ben zeytinyağı tadından hoşlanmıyorum. Hiç olmazsa tatlı bir üründe zeytinyağı hiç çekemem diyen sayın izleyicilerimize fındık yağını önerebiliriz. Evet. Fındık yağının biliyorsunuz yağ asit bileşimi zeytinyağına yakındır. Ama ikisi arasında yine tercih yapılması gerekirse tercihimiz zeytinyağı yanında. Bunun da gerekçesini daha önce açıklamıştık. Fındık yağını elde etmek için fındığı püre haline getirip 80 dereceye kadar ısıtmamız gerekiyor yağı çıkartabilmek için. Halbuki zeytini soğuk ortamda sıkarak dahi yağını elde edebiliyoruz. Adeta bir meyve suyu gibi. Evet, yine değerli izleyicilerimize hatırlatalım. İlerleyen programlarımızda şeker konusunu ele alacağız. Tabii bu dizinin yine ilerleyen belki sona yakın programlarında da aslında bu Kenan hocamızın da bahsettiği endüstriyel işte hayvancılık, gıdada endüstriyel üretim. Aslında bugün de biraz değineceğiz üretim, galiba ona. Muhtemelen tabii balık evet. Konusunu konuşurken de değineceğiz ama onu ayrıca özel bir bölüm olarak da ele alacağız doğrusu. Evet hocam, şimdi bugünkü konumuza geçecek olursak. Bugün konumuza geçmeden önce endüstriyel hayvancılık demişken bugün İstanbul Ticaret Odası'nın yapmış olduğu bir genetiği değiştirilmiş organizmalar paneli evet, vardı. Evet, siz o toplantıya katıldınız. Ben o toplantıdaydım ve hayvan besiciliği konusunda da saygın bir öğretim üyesi Ankara Ziraat Fakültesi'nden yine hayvan beslenmesi için soyanın, yani protein kaynağı olarak soyanın ve mısırın elzem olduğundan bahsetti. Ben de soruyorum halkımıza, soya ülkemize gireli kaç yıl oldu? Mısır ülkemizde kaç yıldır var? Bu iki ürün de Amerika kıtasından Avrupa'ya, oradan ülkemize gelmiştir. Soya daha doğrusu Uzak Doğu'dan da, mısır Amerika'dan gelmiştir. Yani şurada
100-200 yıllık, bilemedim en kabadayı Mısır için 300 yıllık bir geçmişi var. Ama inekler, koyunlar 300 bin yıldır bu topraklarda yavruluyor ve yavrularını geliştirebiliyor. Onlar yavrularken, çocuklarını, yavrularını sütle beslerken Mısır'a ihtiyaç duymadı da biz şimdi niye hayvanı beslerken Mısır'a ihtiyaç duyuyoruz? Ve yine şunu da paylaşmak isterim sayın izleyicilerle. Bugün hayvancılıkta maliyetin %80'ini yem teşkil ediyor. Yani siz bugün 20 liraya etin kilosunu alıyorsanız, o 20 liranın 16 lirası yem üreten firmaların cebine gidiyor. Ha, onlar da soyayı Mısır'ı ithal ettiği için yabancı ülkelere gidiyor. Yani zavallı çiftçiye hiçbir şey kalmıyor. Zaten çiftçiliğin ölmesinin, hayvancılığın özellikle ölmesinin önemli nedeni. Bu koşullarda meraları yok etmenin mantıksızlığını bir daha sorgulamak lazım. Merada ot bedava. Yani normal koşullarda bizim atalarımız hayvanını doğanın nimetleriyle beslerken, sıfır maliyetle beslerken, şimdi ahıra tıktık hayvanı. Ahıra tıktığımız için, merada otlatmadığımız için yem satın almak zorundayız. Ve aslında hayvancılık maliyetinin %80'ini yeme harcıyoruz. Ayrıca kapalı ortamlarda tuttuğumuz için, hastalık oranı yükseldiği için oldukça bol miktarda da sizin mesleğiniz olan antibiyotikleri pompalamak zorunda kalıyoruz. Bunun mantıkla bir bağlantısını göremiyorum. Neye üzülüyorum biliyor musunuz Şadi Hocam? İnanarak anlatıyor bu profesörler bunu. Evet. Çünkü maalesef eğitimimiz yaşamımızdan, yaşantımızdan daha önce eğitimimiz Amerikanlaşmış. Ve biz o Amerikan eğitim modeliyle beyinlerimiz yıkanmış. Ve de son derece saygın bilim insanları bunlar. Ama okudukları kaynaklar maalesef yönlendirici kaynaklar. Neye doğru yönlendirici? Amerika dünyanın bir numaralı mısır üreticisi. O adam mısırını eritmek zorunda. O yüzden bilimi de manipüle ediyor, çarpıtıyor. Hayvan yemi olarak bunu kullan ki süt versin hayvanın diyor. Ve birinci sınıfta da Ziraat Fakültesi'nde veya Veterinerlik Fakültesi'nde öğrencimiz bu çarpık bilgiyle yetişiyor. Ondan sonra sorduğunuz zaman ya 400 sene önce bizim inekler Amerika'dan mısır mı ithal ediyorlardı kendi başlarına diye cevap veremiyorlar. Evet, bu tabii tırnak içinde bilimci eğilimler. Evet. Akademik dünyayı oldukça fazla bir biçimde sarmış durumda. Biz tıpta uygulamalı bilim çerçevesinde bununla çok sık karşılaşıyoruz aslında bu tip şeylerle. Tabii bir izleyicimiz de yanlış anımsamıyorsam Sayın Mahiye Morgül Hanım da kendi çocuklarından örnekler veriyordu değil mi? Ne yazık ki biyoloji bölümlerinde beslenme ile ilgili bilgiler verilmiyor. Evet. Diyor ve okuyayım siz isterseniz. Gıda mühendisliği bölümlerinde de sağlıklı beslenme bilgisi verilmiyor. Kızım gıda mühendisidir. Elinde kola şişesiyle gezer. Oğlum ODTÜ'de biyoloji okudu. GDO'lu yiyecekleri savunur. Maalesef. Maalesef. Çeşitli zeytinyağları görüyoruz sorusu. Onun sorusu değil. Evet. Sayfayı karıştırdım. Evet. Yani şimdi, bu tabii Mahiye Morgül Hanım'a tabii ki katılmamak ve de içim kan ağlayarak katılmamak mümkün değil. Maalesef öyle bir çarpıtılan mekanizmada yaşıyoruz ki çocukların bilimsel namusunu korumak anne babalarının elinde değil artık. Bu tabii belki bir başka konu ama burada değinmeden geçmemiz olmaz. Hem beslenme ile ilgili ne tıp fakültelerinde ne de işte gıda mühendisliği gibi bu örnekte olduğu ele alınması gereken doğrudan yaşamsal değeri olan ve yaşamımızda çok önemli işlevi olan konular akademik müfredatlarda yok.
Engelleniyor ama. Engelleniyor. Ben sizin daha önceki programlarımızdan birinde dile getirdiğiniz bir kavrama gönderme yapmak istiyorum izninizle. Akademik kapitalizm aslında uygulamalı bilimlerin her alanında müfredatları belirleyen bir temel unsur oldu ne yazık ki. Tabii bunun farkında olmayan, demin değindiğiniz için söylüyorum, akademisyen arkadaşlarımız da ne yazık ki bu çizilen çerçeve içerisinde, tırnak içine almak durumundayım yine, bilimci ve sanki çok üst düzeyde akademik bir tavırmış gibi sunmakta ya da o tip üslupları kullanmakta ne yazık ki biraz acul davranıyorlar doğrusu. Ve bununla... Ben suçlayamıyorum Şadi Hocam. Suçlayamıyorum çünkü başvurduğu kaynaklar maalesef hepsi aynı. Evet. Yani araştırıcı bir konuma girse ve araştırsa ki eminim yapıyorlardır da ama hep aynı duvara tosluyorlar. Sorun interdisipliner kültürün olmamasında. Ama bu da kasıtlı olarak zaten yok ediliyor. Neyi kastediyorum? Hekimle ziraat mühendisi bir araya gelemiyor. Veterinerle hekim, veterinerle ziraat mühendisi, gıda mühendisiyle veteriner bir araya gelemiyor. Yani herkes maalesef kendi kalesine hapsedilmiş. Sistem böyle yapıyor. Niçin biliyor musunuz aslında? 70'lerden beri eğitim de metalaştığı için böyle oldu. Yani eğitim bir mal olarak alınıp satılır hale gelir de devletin kontrol mekanizmasından çıkarsa ki giderek zaten Amerika'da eğitim bu hale dönüştü ama maalesef ülkemizde koşar adım oraya doğru yöneliyor. Nasıl sağlık bir ürün gibi alınıp satılır hale geldi, eğitim de ürün haline dönüştü. Bu sadece bu anlamda değil. Örneğin benim çok ilgimi çekmiştir. Örneğin biyoloji bölümlerinde, fen fakültelerinin biyoloji bölümlerinde ülkemizde sadece 4 ya da 5 fakültede evrim konusunun müfredatta yer aldığını duyduğumda doğrusu çok şaşırmıştım. Evet, eğitim ayrı bir konu. Beslenmede yani tıpta beslenme olmadığı olmadan, bir ortamda evet. Biyolojide evrim olsa ne olur, olmasa ne olur diyorsunuz. Yani biz bir yandan diyoruz ki hastalıkların çok önemli bir bölümü beslenme hatasından ortaya çıkıyor. Yarısına yakını belki bundan ortaya çıkıyor. Kronik hastalıkların yarısından fazlası beslenme hatasından ortaya çıkıyor. Ama tıp fakültesinde kronik hastalığı önleyici beslenme bilimin bir saat ders dahi yok. Ne yazık ki müfredatlarda bu yer almıyor. Oysa belki de tıp fakültesi birinci sınıftan itibaren bu konuya kesinlikle. Hem de öğrencilerin tıp fakültesi, tıp dünyasına, insan sağlığına geçişlerinde önemli bir unsur olabilir. Doğrusu katılıyorum ama izleyicilerimiz herhalde balık konusunda neler söyleyeceğinizi bekliyorlar. Balık tabii bilindiği kadarıyla, daha doğrusu düşünüldüğü kadarıyla insanın ilk yiyeceklerinden biri olduğu düşünülüyor. Yani, düşünülüyor ama yanılınıyor. Çok öyle değil. Hayır, çok yaygın olmasa da. Evet. İnsanlık evriminden bahsettiniz. İnsan ilk önce karasal avcılığı öğrendi ve çok çok sonra su avcılığını tabii, öğrendi. İster istemez. Arada inanılmaz bir süre var. 450 bin yıl önce karasal avcılığı öğrendi. 150 bin sene önce. Yani aradan 300 bin sene geçti. Suyun içindeki canlıyı da avlayabilme fikri. Evet, yani yaklaşık 200-250 bin yıl önce işte balık fosillerinin insanlar tarafından yaşanılan mahallelerde bulunduğuna dair işaretlerden kalkarak onlar, bu tip yorumlar yapılıyor tabii. Onlar yenmiş balık mı yoksa suyun tabii, geri çekilmesine bağlı mı? Evet. Çünkü biliyorsunuz Sahra Çölü geçmişte bir denizmiş. Deniz, evet. Dolayısıyla oradaki rölyeflerin, mağaralarda bulunan fosillerin yemek artığı değil de denizin geri çekilmesi sonucu olduğunu kabul etmemiz gerekir gibime geliyor. Evet, aslında tabii şey ilginçtir. O mağara resimlerinde kara hayvanı avcılığına dair çok bol figürler, çok eski tarihlere kadar varken balık ya da deniz ürünü ya da su ürünü, su ürünü ile ilgili o tip tasvirlerin olmadığı da evet, tabii evet. Kayda geçmiş durumda. Evet. Ama bugün
Doğrusu ben FAO'nun, işte Dünya Gıda Teşkilatı'nın yayınlarına baktığımda şaşırdım. Dünyada ortalama 2006 yılı itibariyle, çünkü 2009 yayınında 2006'nın rakamları vardı. Ortalama yıllık kişi başına ortalama balık tüketiminin 17 kilo olduğundan 14 kilodan 17'ye çıktı. Bahsediliyor, evet. Son 10 yılda. Yani epey de yenen ve diyette. Yani bu diyette, Türkiye ortalaması bunun onda biri kadar aşağı yukarı. Hayır, yani, genel olarak. Genel çünkü olarak. Bazı yöreler sırf balık, hayvansal protein kaynağını sırf balıktan elde ediyor. Evet, şimdi biraz balıktan bahsedelim. Şimdi izin verir misiniz? Balıktan söz etmeden önce yine evrime geri dönmek isterim. Geçen programların birinde dile getirmiştik ama bunu vurgulamak çok önem kazanıyor. O da şu, insansı varlıklar 7 milyon yıldan beri var. Fakat o insansı diyoruz çünkü bugünkü yapımıza hemen hemen hiç benzemiyor. Yani modern anatomiye sahip insan değil, yapısı. Yani var. Daha çok küçük boyutlu bir maymunumsu canlıyı andırıyor. Beyni çok küçük, bedeni çok küçük, çelimsiz bir varlık. Ve evrim sırasında giderek Homo sapiens, Homo erectuslar oluştuğunda bedeninin güçlenmesi, kaslanması ve beyninin büyümesi avcılığı öğrendikten sonra oluşuyor. Evet, o konuda etin aslında insanın hayvansal ürünün ürünün ne kadar önemli olduğunu vurgulayan çok çarpıcı bir örnektir bu. Evet, şimdi ama orada galiba tartışmalar var biraz. Sadece onunla açıklanır mı, açıklanmaz mı diye. Beyin açısından en azından ele alabilirsek, bugün beyin de mevcut yağın, geçen programda kolesterolden ne kadar zengin olduğunu söyledik ama zengin olduğu bir başka şey daha var. Omega 3'ten çok zengin beyin. Evet. Şimdi bitki aleminde omega 3 var. Ama bitkisel omega 3'ü hayvansal omega 3'e çevirmede insan bedeni maalesef sınıfta kalıyor. Yani inek çok daha iyi, koyun çok daha iyi dönüştürebiliyor bunu. İnsan ne yazık ki bitkisel omega 3'ü hayvansal omega 3'e, ihtiyacı olan hayvansal omega 3'e çevirmekte zayıf kalıyor. O yüzden hep omega 3 için ceviz yiyin diyenlere gülüyorum ben. Yani oradan alacağınız omega 3 günlük ihtiyacınızı oradan almaya kalksanız birkaç kilo ceviz yemeniz gerekir ki sadece 300 gramı günlük enerji ihtiyacınızı karşılıyor ve geçiyor. Yani cevizi omega 3 kaynağı olarak önermek yanlış bir önerimdir. O amaçla da lütfen, eğer ceviz yiyenler bu amaçla yiyorsa bu yanlış bir amaçtır. Evet. Keyif için ceviz yenir. Bazı antioksidanlar için ceviz yenebilir ama omega 3 kaynağı olarak ceviz yenmez. Şimdi beyin omega 3'ten zengin ve ancak hayvansal besine ulaştıktan sonra beynin büyümesi için gerekli omega 3'e kavuşuyor. Hangi hayvan? Karasal hayvan. Evet. O halde biz hep omega 3'ü sadece balıkta varmış biliyoruz. Bütün topluma da böyle öğrettik. O halde karasal avcılık su avcılığından 300 bin sene önce olduğuna göre ve o 300 bin senelik süreç içinde insan beyni 5 kat büyüdüğüne göre sadece balıkla falan açıklanamaz dedim. Balık yok. Balık yok o dönemde. Burada karasal hayvan omega 3 kaynağı demek. Şimdi bu gerçeği bilince insanın her hücresinde omega 3 olması gerektiğini bilince, hiç taş devrine veya antik dönemlere geçmeden sadece bizim İç Anadolu'da deniz balığıyla hemen hemen tanışmamış, ömrü boyunca deniz balığı yememiş insanların da sağlıklı olabildiğini görünce, acaba biz bugüne kadar omega 3 sadece balıkta vardır sözüyle uyutulduk mu sorusunu sorunca
şu bilgiler ortaya çıktı. Ve bu bilgiler ortaya çıktı. Yani bu bilgileri maalesef kazıyarak ortaya çıkartmak gerekiyor. Üstünü o kadar büyük çamurla örtmüş ki bir takım çıkar çevreleri. Yani inanın kazıya kazıya bu bilgiler ortaya çıktı. Ve ortaya çıkan şu, omega 3'ün esas kaynağı yeşillik. Balık yosun yediği için zavallı balıkta omega 3 var. Veya yosun yiyen küçük balıkları yediği için. Hayvan otladığı zaman, bunu birkaç programdır söyledik zaten. Hayvan otladığı zaman balık gibi omega 3 içeriyor. Hem sütü, hem eti, hem iç yağı. Şimdi günümüz koşullarında ama hala avlanan, yetiştirilenden çok avlanan bir hayvan olduğu için balık, yani doğallığını hala büyük ölçüde koruyabildiği için balık önemli bir omega 3 kaynağı. Koyun da doğallığını koruyabilse, inek de doğallığını koruyabilse, ahır hapsedilmese aynı sonuç çıkacak. Ama maalesef o hayvanlar savaşı insan karşısında kaybetmiş ve esiri olmuş insanın. Balık hala geniş ölçüde avlanan, hür yaşayan, dolayısıyla doğal ortamında yaşayan, binlerce yıldır, on binlerce, yüz binlerce yıldır beslenme modelini sürdürebilen bir hayvan. O yüzden de omega 3 açısından önemli bir besin kaynağı. Bir kaynak. Ne yazık ki ama bugünkü günümüzde artık dünya toplam balık tüketiminin ya da kullanımının %20'si çiftlik balıklı haline dönüştü. Çiftlik tarzında balık üretmenin birkaç yöntemi var. Açık denizde etrafı çevrilmiş kafesler, ahşap kafes olabilir veya başka türlü korunaklarla örtülmüş bir sistemde olabilir. Akarsuda olabilir, yapay göletlerde olabilir. Birkaç çeşit balık ve deniz ürününü çiftlik mantığında yetiştirmek mümkün. Yani deniz ürününü denizin içinde çiftlik üretimi halinde üretmek mümkün ama karaya alıp karada da üretmek mümkün. Bir de tatlı su balıkları var. Tatlı su balıklarını da yine karada üretmek mümkün. Bir de akarsularda. Bazı balıklar akarsuda yaşar sadece. Çok oksijen ihtiyacı vardır. Ve bazı akarsular günde 3 kere bütün suyunu değiştirebilir ve inanılmaz bir oksijen içerdiği zenginliği, için evet. Bazı balıklar sadece o ortamda çiftlik dahi olsa çok bol akan bir su olması gerekir. Bugün dünyada aşağı yukarı 150 çeşit deniz ürününün çiftlik üretimi vardır. Yani sadece balık değil, midye dahi, bazı özel midyeler özellikle İspanya'da çiftlik ortamında yetiştirebilmektedir. Birkaç tane daha bu şekilde ürün vardır. Peki çiftlik balıkçılığı nasıl yaklaşmalı? Şimdi bu aslında ideolojik bir sorun mudur? Ekolojik bir sorun mudur? Yoksa tümüyle birlikte ya da bir beslenme sorunu mudur? Hep birlikte bir inceleyelim. Hocam isterseniz oraya geçmeden önce balığın besin değeri konusunda bir şey yapalım. Mesela tabii. Protein içeriği nedir? İşte yağ içeriği nedir? Biz balık yiyerek aslında omega 3 dışında neler de alıyoruz? Olumlu ne alıyoruz, evet, olumsuz ne alıyoruz? Biraz onlardan bahsedelim sonra. Tabii. Şimdi balıklar arasında da yağ içeriği çok farklı olanlar var. Bayağı yağlı olan balıklar, mesela sardalya oldukça yağlı bir balıktır. Daha, çok daha yağsız, kuru balıklarda söz konusudur. Mevsimine göre. Mevsimine göre de değişir. Ama belki burada şunu söylememe izin verir misiniz bilmiyorum. Balığın ağırlığının büyük bir oranı zaten su. Yani, ama karasal hayvanın da öyle, insanın da öyle. Yani yüzde, hayır onu da yani. İnsanın da %60'ı su. Balığın kurutulmuş olanı ya da taze olanı hani ya da tütsülenmiş olanı arasındaki protein farkları açısından bu biraz önemli gibi geldi bana da onun için değindim. Valla şimdi aşağı yukarı kırmızı etin
100 gramındaki protein içeriğine eşdeğer bir protein içeriğidir. Yani aşağı yukarı 100 gram balıkta 20 gram kadar çok kabaca protein vardır. O yüzden önemli bir protein kaynağıdır ama inanın protein kaynağından çok çok daha önemlisi omega 3 kaynağı olmasıdır. Evet. Ve bizim kendi iç sularımızda Marmara Denizi'nde özellikle veya işte iç suyumuz olmasa bile kıyısında olduğumuz Karadeniz veya Ege Denizi'ndeki balıklarımızda özellikle lüferde, palamutta, hamside, sardalyada önemli miktarlarda omega 3 vardır. Aşağı yukarı 100 gram balıkla günlük omega 3 ihtiyacımızı karşılıyoruz. Günlük insanın, erişkin insanın omega 3 ihtiyacı 1.6 gram. Bunu daha önce defalarca söylemiştik. Aşağı yukarı bizim bu saydığım balıkların, buna bir de belki Ege'de de, özür dilerim, Akdeniz'de de tutulabilen ton balığını da sayabiliriz. Orkinos'u da sayabiliriz. Aşağı yukarı 100 gramı 1.5 gram omega 3 içerir kabaca. Dolayısıyla 100 gram balık bizim omega 3 ihtiyacımızı karşılar. Şimdi balık yağlı bir hayvandır. O yüzden büyük, iri bir lüfer yendiği zaman bayağı kalori alınır. Yani aşağı yukarı büyük bir lüferin kalorisi 1000 kaloridir. Yani balık sağlıklı, şişmanlatmaz. Hayır, aldanmayın. Bir de o balığın yanında eğer bol yağlı bir salata yiyorsanız, birkaç dilim de ekmek yiyorsanız, hele hele bir de üzerine tahin helvası adet olduğu gibi yerseniz, siz bir günlük kalori ihtiyacınızı bir öğünde almış olursunuz. Yani balık sağlıklıdır, elbette çok sağlıklıdır ama aynı zamanda da kilo aldırır. Bunu da unutmamak gerekir. Evet. Yani bizim bir oturuşta koca bir kofana ya da lüferi değil, en çok yarısını tüketmeliyiz. Çünkü zaten sadece 100 gramı bile bizim arzu ettiğimiz omega 3'ü bize veriyor. Yani biz et yediğimiz zaman yarım kilo et yiyor muyuz bir oturuşta? Hayır. Niye balıkta bunu yapıyoruz? Yani hamsi de olsa, yani lüferden vazgeçtim. Zaten lüferi bugün, bu sene hiç kimse göremedi. Hamsiyi bir oturuşta mecbur muyuz yarım kilo yeme? Yani az tüketmemiz, az kullanmamız daha uygun. Bir de daha önceki programlarda da söylemiştik, pişirme açısından kızartma yaptığımızda asla omega 6 ağırlıklı olan ayçiçek yağı, mısır özü yağı, soya yağı gibi yağlarda kızartmamalıyız. Çünkü bu yağlar balıktaki omega 3'ün emilimini engellemekte. Dolayısıyla bu kızartmalarda, balık kızartmalarında zeytinyağı. Zeytinyağı mutlaka. Yani bir besinin içindeki omega 3'ü tek başına bilmemiz de bir şey ifade etmiyor. Bu söylemden bu çıkıyor. Biz mutlaka o öğünde aldığımız omega 6'yı da hesaba katmalıyız. Daha doğrusu omega 6'dan öcü gibi kaçmalıyız. Şimdi bazı margarin reklamları oluyor. Omega 3 ve omega 6 içeriyor. Yani toplumu bu kadar aptal yerine koymaya kimin hakkı var ya? Belki burada bu omega 3, omega 6 oranından bahsetmek ve omega 3 ile omega 6'nın yarışırlığından bahsetmek yine bizi izlemeye başlayan tekrar izleyicilerimiz olacak için. Bazı ama yine de ben sevgili dostlarımız için ama bahsedelim, haklısınız. Evet. Şimdi bu konu son birkaç yılın, belki son 10 yılın bütün dünyada hararetle tartışıldığı bir konu. Dünya Sağlık Örgütü dahi bu tartışmaya katılmıştır, müdahil olmuştur ve sonuçta bilim kuruluşlarının ortaklaşa vardıkları bir karar, Kanada Sağlık Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa vardıkları karar şu olmuştur. Günde 1 gram omega 3 alıyorsak en çok 4 gram omega 6 almalıyız. Yani 1'e 4 oran. Halbuki Japon bilim adamları bununla hemfikir değil. Japon bilim adamları
1 gram omega 3 aldıysan en çok 1 gram omega 6 almalısın öneriminde bulunuyorlar. Şimdi acaba bunlardan hangisi doğru diye sadece felsefi bir yaklaşım yaparsak bir yeni canın doğacağı yumurtanın içine bakalım. Yumurtada omega 3, omega 6 oranı aslında Dünya Sağlık Örgütü önerimine yakın bir oran. Yani biz Japonlar kadar radikal olmak zorunda değiliz. Dünya Sağlık Örgütü'nün veya Kanada Sağlık Enstitüsü'nün diğer bazı sağlık enstitülerinin önerdiğini doğru kabul edebiliriz. Ama bugünkü çağdaş, modern beslenmeye baktığımız zaman bu oran nedir biliyor musunuz? 20'den fazla. 1'e 20 ile 1'e 50 arasında. Evet. Niçin? Şimdi bakın bir soya, şimdi özür dilerim bir mayonez hastalığı var. Gençlerde özellikle. Her şeyin üzerine mayonez koyuyorlar. Benim de yakın çevremde bazı gençler var bu şekilde. Yani neye bulsa üzerine mayonez koyuyor. Mayonezin içinde ne var? Ayçiçek yağı veya mısır özü yağı. Yani omega 3. Bazı salata sosları, hazır alınan salata sosları ne var? Ayçiçek, mısır özü. Okullarda yemekler neyle pişiyor? Hastanelerde yemekler neyle pişiyor? Fabrikalarda bir yemekler neyle pişiyor? Vergi dairesine giden yemek neyle pişmiş oluyor? Hastanelerde hastalara verilen. Hastanede hastalara verilen yemek neyle pişiyor? Maalesef yine bu omega 6 ağırlıklı ayçiçek veya mısır özü yağı. Tabii dolayısıyla biz çok fazla omega 6 alan bir toplumuz. Alıyoruz. Burada tabii bir şeye de değinmeden edemeyeceğim. İki hekim olarak madem bu konuyu konuşuyoruz. Bu hastanelerdeki taşeronlaştırma işinin, özellikle yemeklerin de taşeron şirketlere verilme işinin bu anlamda da ne denli sakıncalar? Çünkü sonuçta bir ihale yoluyla o yemekler şey yapıyor. Sağlık pazarlık işi haline geldikten evet. Sonra yediği pazarlık yani haline bunun gelmiş. Yani bunun da bir altını çizmekti. Evet. Çizmeden edemedim doğrusu. Bağışlayın. Dediğim gibi evet. Estağfurullah ama sağlık pazarlık konusu olmuş artık. Evet. Yani maalesef ama şu konuda çok haklısınız. Devlet hastanelerinde dahi yiyeceklerin dış şirketlere verilmesi, tamamen kontrol dışına çıkması ve de üniversitelerde öğrencilerin yediklerinin de aynı şekilde olması. Nitekim geçenlerde bir öğretim üyesi dostumla sevgili Şeminur Hoca ile evet. Tartışırken kendi okullarında soya fasulyesi bulduğunu ve kıymalı ürünlere soya fasulyesinin konduğunu, saptadığını bana dile getirdi. Bu zaten artık sık sık duyulmaya evet. Başlanan bir maalesef. Olay tabii. Maalesef. Evet hocam. Şimdi omega 3, omega 6'ya geçelim. Balık bu nedenle çok önemli bir besin kaynağı. Fakat maalesef siz de ben de hekim olarak bakın balık en önemli hayvansal protein kaynağımız. Ey halkımız, balık tüketin, her gün yiyin deme şansımız var mı? Hayır. Neden yok? Bir, maddi nedenle yok. Hadi en ucuzu olan hamsi kilosu 3-5-7 liraya alındı. Ağır metal zehirlenmesi riskinden dolayı yok. Çünkü biz insanlar... Hemen onu da belirtelim. Özellikle arsenik ve civa tabii, anlamında. Tabii biz insanlar kendine zarar vermekte şampiyon varlıklarız yeryüzünde. Yaşadığımız ortamı yok etmek üzere sanki programlanmışız. Denizlerimizi o kadar çok kirlettik ki ağır metal dolayısıyla ağır metalden zehirlenme kaygısıyla biz her gün balık kullanılmasını önerme şansına sahip değiliz. Ve bu özellikle dip balıkları için geçerli ve büyük balıklar için geçerli. Çünkü ağır metaller balığın yağ dokusunda depolanır. Hayvan büyüdükçe yağ kitlesi artacağı için daha fazla ağır metal taşıyacaktır. O yüzden sevgili İstanbulluları üzecek bir bilgi vereceğim. Yaklaşıyor da 2-3 ay sonra kalkan mevsimi olacak İstanbul'da. Ama kalkanı senede birden fazla yemeyin. Evet. Aynı şey mezgit için geçerli. Oldukça
bembeyaz, çocukların sevdiği bir hiç kokusu olmayan bir tavuk gibi balık dedikleri halkın, ama maalesef dip balığı ve küçüklerini tercih etmeliyiz. Ama ben biliyorum, yurttaşlarımız özellikle büyüklerini tercih ediyor. Çünkü yağlandıkça lezzeti artıyor balığın, ama yağlandıkça ağır metalleri de artıyor ve ağır metal zehirlenmesi öldürücü olabilen bir hastalığa yol açabilir. Tabii kronik alımı sürekli engellemek gerekiyor. Haftada iki kere, hadi bilemedim üç kere balık yemekle, onu da mantıklı ölçülerde, yani yine bir oturuşta yarım kilo değil ama bir porsiyon mantığıyla kullanmak, yemek, olabildiğince yüzey balıklarını yemek, hamsi, istavrit gibi, lüferin küçüğü, çupra. Çupra değil. Çupra mı? Hayır. Pardon. Sarı kanat gibi. Biraz. Evet, takılı. Çinekop. Evet, çinekop. O bazen takılıyor. Evet. Çinekop gibi daha küçük balıkları tercih etmek lazım. Ve yüzey balıkları. Peki sadece bunun için mi biz balık yiyin ey yurttaşlar diyemiyoruz? Başka nedenleri de var. Vallahi şimdi bu iki neden dışında. Bir kere fiyat konusunu irdeledik. Siz şu anda ağır metali irdeledik. Bir de tabii çiftlik balıkları meselesi konusu var. Tabii yani, çiftlik konusunda o konuyu da biraz açmamız tabii gerekiyor. Şimdi bir kere çiftlik balıklarında yapılan araştırmalarda omega 3 çok daha az bulunuyor. Biz omega 3 kaynağı olarak balığı kullanalım diye ısrar ediyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz çiftlik balığında bir yok. Çok da doğal. Giriş cümlemizde ne söyledik? Balıkta yosun yediği için omega 3 var. Şimdi yosun çiftlik balığına illa sunulan bir besin değil. Başka hayvanların unları sunulabiliyor. Başka bitkiler sunulabiliyor. Endüstri yemleri sunulabiliyor. Soya yine burada devreye giriyor protein kaynağı olarak ve biz maalesef aynı karasal hayvanı insan besin zincirinde zararlı bir ürüne çevirmiş olduğumuz gibi balığı da çevirme durumuna geldik. Bir başka sorun daha var. Bu hiç izleyicilerimizin aklına gelmez. Aynı tavuklarda olduğu gibi, aynı ineklerde olduğu gibi çiftlik balıklarında da toplu yaşama dolayısıyla enfeksiyon hastalıkları daha fazla görülüyor ve antibiyotik verilmek zorunda kalınıyor. Yani biz karasal hayvanda yaşadığımız bütün olumsuzlukları ne yazık ki çiftlik balıklarında da, balıkçılığında da yaşıyoruz. Tabii bu omega 3 konusuna değindiniz. Yine bana çok ilginç gelen bir bilgiyle karşılaştım. 2006 yılı rakamları FAO'nun diyor ki balık yağı üretiminin %87'si aslında çiftlik balıklarına, onların omega 3 düzeylerini yükseltmek için geri veriliyormuş. Yani bir tuhaf bir döngü oluşturuluyor. Tabii. Başka bir bilgi vereyim size. 1 kilo çiftlik balığı eti elde edebilmek için 4 kilo balık eti kullanılıyor. Yani çiftlik balıklarında da aslında onları beslemek için. Evet. Yani işte bir örnek ölçüde pazara sunabilmek için, katma değeri yüksek, kar maksimizasyonu yüksek olabilmek için aslında tersine bir protein döngüsüne gidiyoruz. Ne yapıyor? Açık denizlerde tutulan daha küçük balıklar protein kaynağı olarak çiftlik balıklarına yarıyor. İşte ve 1 kilo çiftlik balığı eti için 4 kilo o bahsettiğiniz balıklardan yem olarak verilmesi gerekiyor. Ha şimdi bununla da maalesef kalmıyor. Çiftlik çevrelerinde inanılmaz bir ekolojik denge bozukluğu ortaya çıkıyor. Ve denizler o bölgede izleyicilerimiz fırsat bulup da
Güney Ege sahillerini dolaşırlarsa denizlerin bazı şeritlerinin ölmüş olduğunu göreceklerdir. Maalesef aşırı bir yem baskısı dolayısıyla ve balık pisliği baskısı dolayısıyla çok geniş sahil şeritleri yok oldu. Sonra bazen bu balıklar normalde çiftlik balığın tanımı normalde o yörede doğal olarak bulunmayan balığın yetiştirilmesi anlamına gelmektedir. Bunun örneği Türkiye'de somon balıkçılığıdır. Evet. Çünkü çupra ve levrek bizim zaten yerel balıklarımızdır. Onları çiftlikte üretmek yabancı bir soy değildir. Ama dünyada hep o bölgede yetişen balık çiftlikte yetiştirilmiyor ki. Yabancı türlerde yetiştiriliyor. O yöreye ait olmayan türlerde yetiştiriliyor ve bazen bu çiftliklerden bu balıklar kaçabiliyor. Kaçtığı için o yörede yaşayan yepyeni bir tür. Yeni tür oluyor ve eski türleri yok ediyor. Evet. Bu da biyoçeşitliliği yok ediyor. Yani biyoçeşitlilik bir aşırı kirlenme dolayısıyla meydana geliyor. Oradaki denizaltı bitki örtüsünün azalma. Tabii bitki örtüsünün değişimi, bitki örtüsünün kaybolması, doğal yem kaynaklarının kaybolması sonucu orada normalde yaşayan balıklar ve diğer deniz canlıları oradan uzaklaşıyor. Bir de o yöreye ait olmayan türlerin çiftlikten kaçması sonucu, etrafta terör estirmesi sonucu maalesef yerel çeşitler yok olabiliyor. Yok olabiliyor. Tabii şimdi, hiç faydası yok mu? Evet. Yani hiç mi yenmesin? Hiç faydası yok mu? Şimdi bu faydası var demek tam da endüstriyel hayvancılık yani endüstriyel karasal hayvancılık yapanlarla endüstriyel deniz hayvancılığı yapanların söylemi aynı. Biz dünyayı nasıl besleyeceğiz? Biz hayvansal protein açığını nasıl karşılayacağız? Biyoçeşitliliği yok ederek mi karşılayacaksın? Hadi bugünü kurtardın. Yarın ne olacak? O yüzden çiftlik hayvancılık doğaya aykırı bir hayvancılık tarzıdır. Ve ekolojik denge açısından, insan beslenme fizyolojisi açısından arkasında durabileceğimiz bir üretim modeli değildir. Evet. Aynı ahır hayvancılığı gibi. Şimdi burada da belki bu balık çiftliklerinden bahsederken, balık çiftliklerinde farklı düzeylerde müdahale edilen çiftlikler olduğunu, yani kimi balık çiftliklerinde Amerika Birleşik Devletleri de en azından ben birkaç örnek biliyorum. Genetiği oynanarak yetiştirilen balıklar da var. Ama bir taraftan da örneğin Çin Halk Cumhuriyeti'nde şu anda balık çiftliği yoluyla üretilen balıkların dünyada en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Çin Halk Cumhuriyeti. Yani birinci sırada geliyor yanlış bilmiyorsam. Ancak orada örneğin o işte pirinç yetiştirilen havzalarda, o sularda kimi balıkların yetiştirildiği gibi. Yani nispeten daha çok doğal koşulların sağlanarak çok fazla özel yem vesaire ile manipüle edilmeden yetiştirilen balıklarla bir taraftan da işte soyayı protein kaynağı olarak kullanan, yine balık yağını omega 3 desteği olarak kullanan, hatta genetiği değiştirilerek sağlanan kimi besinlerle ya da doğrudan doğruya balıkların üretildiği çiftliklere kadar çok geniş bir yelpaze var. Belki burada sizin hep ısrarla üzerinde durduğunuz, ki katılmamak mümkün değil, hangi ürün ne şekilde üretiliyor, bunun bütün açıklığıyla üreticiler tarafından kullananlara, kullanıcılara açıkça bildirilmesi lazım, saydam olunması lazım. Tabii başka bir şey daha var. Bilmiyorum bu konuda Türkiye için neler söylersiniz ama resmi otoritelerin ya da işte merkezi otoritelerin yani hükümetlerin
bu konuda izleyeceği politikalar da çok önemli. Bu belki ileriki programlarımızda daha ayrıntılı değineceğiz genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunu işlerken. Ama Tarım Bakanlıkları'nın ne gibi politikalar izlediği, hangi politikaların doğrudan doğruya çok uluslu şirketlerin ya da emperyalist şirketlerin bir diğer deyimiyle politikalarını kendi ülkelerinde dayattıkları konularını da hiç unutmamak gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda? Birlikteliğimizde birkaç kere belki dile getirdik. Sağlıklı beslenme bir ölçüye kadar bireylerin özgür seçimleriyle olabilmekte. Özgür seçim için bilginin tam olması gerekir. Seçim yapabilmek için neyi seçtiğinizi tam olarak bilmeniz gerekir. Ama maalesef biz bugün neyi yediğimizi tam olarak bilmekten çok uzağız. Bu bir. İkincisi, ne yaparsanız yapın, bazı sağlıklı besin maddelerine bireysel tercihle dahi ulaşamıyorsunuz. İşte bu zaman devlet devreye girmek zorunda. Anayasal zorunluluk olarak devlet bu ülkede yaşayanların sağlığından sorumlu olduğuna göre sağlığın ana risk faktörlerinden biri beslenme olduğuna göre beslenme konusunda yurttaşların sağlığını koruyacak tarzda bir besin arzı temin etmek de bir devlet sorumluluğudur. Ama bu sorumluluğu algılayıp bu sorumluluğunu yerine getirmek konusunda maalesef sadece bugünkü değil, geçmiş hükümetlerde ne yazık ki hiçbir şey yapmamıştır. Ve de aslında şimdi uygulanan neoliberal politikalarla da hızla bundan uzaklaşıyoruz. Daha da emperyalist şirketlerin güdümüne girdiklerine dair işaretler var. Kesinlikle. Hocam yine çok sayıda izleyicimizden kimi katkılar, sorular var. Örneğin Muğla Milas'tan İsmail Çelik ama daha ilerisini okuyamıyorum. İsimli izleyicimiz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı'ymış. Karadeniz amfibiyle besliyoruz. Hepsi zararlı değildir. Biz ihraç ediyoruz demiş. Daha da kötü. Hemen bir duralım burada. Daha da kötü. Bu ülkenin denizlerini başkasının gıdası olarak tüketiyoruz. Yok evet. ediyoruz. Yani bu şimdi şey mi oldu? Özürü kabahatinden büyük oldu. Yani aslında bu ihraç ihraç baskısı, etmek, ihraç etmek, evet. ihraç baskısı evet. bu politikalar. Evet. Tabii aslında gelişmiş ülkelerin, merkez ülkelerin Dünya Bankası aracılığıyla işte 75'lerden sonra belki de dayattığı bir süreç. Bunları belki ayrıca konuşmak gerekir ama. Balık çiftçiliğini çevreye zarar vermeden, oradaki ekolojik dengeyi bozmadan, hayvanlara yapay bir takım besinler vermeden, antibiyotiklerle pompalamadan, bakın çünkü Amerika'da antibiyotik ihtiyacı ilk yıllara göre 30 kat azaltıldı. Yani bunun da teknikleri var. Ama biraz önce sizin dediğiniz kar maksimizasyonu tek hedef olduğu zaman iyileştirici eylemlerde bulunulmuyor. Ben kazanayım'a bakılıyor sadece. Keşke mesela o kooperatif başkanı sayın izleyicimiz işbirliğine girse. Kiminle? Tıp fakülteleriyle, ziraat fakülteleriyle, çevre mühendisliğiyle, gıda mühendisliğiyle, yani bir birlik olabilsek ve gelecekte torunlarımızın torunlarının da yaşayacağı bu toprakların hala besin üretebilecek topraklar olarak kalmasına izin verecek tarzda bir besin üretimi gerçekleştirsek. Bu hepimizin temelde hedefi bu olmalıdır. Bu toprakların
100 sene, 200 sene, 500 sene sonra da hala yaşanabilir toprak olarak kalması. Hani tüketmeyi burada kullanabiliriz işte. Biz orada tüketiyoruz. Toprağı tüketiyoruz. Doğayı tüketiyoruz. Evet. Doğrusu bu antibiyotik konusuna falan girince ister istemez galiba bir programda bu gıdalar yoluyla özellikle hayvansal gıdalar başta olmak üzere ama belki bu antibiyotik direnç meselesini falan da ileride bir programda. İşte o zaman ben soru soracağım, siz cevap vereceksiniz. Gıda kaynaklı o sizin konunuz. Riskler anlamında yani bulaşıcı hastalıklar ve bu antibiyotik direnci gibi bu konuları belki ileride bir programa ayırmamız gerekir. Satılan balık yağları doğal balıkla sağladığımız besin değerlerini bize sağlıyor mu? Şimdi balık yağı satın alınırken ambalajın üstünde ön tarafında bazen yanıltıcı bilgi olabiliyor. Diyor ki 2 gram balık yağı. Gerçekten de orada içinde 2 gram balıktan alınmış yağ olabilir. Ama biz balığın hangi yağını istiyoruz? EPA yani eicosapentaen asit EPA ve de DHA dokozaheksaen asit DHA. Bu ikisi omega 3'tür. Hayvansal kökenli omega 3 bu ikisidir. O yüzden lütfen ambalajın yani kutunun arkasına baksınlar. Ve orada EPA artı DHA miktarı ne kadar? Ona baksınlar. İşte o ikisinin miktarı günde 1.6 gram olması gerekiyor. İhtiyacımız işte o. Bunu bir kez daha tekrarlayalım. EPA ve DHA evet. Miktarlarına bakılacak. Evet. Ve ikisinin toplamı 1.6 miligram günlük tüketim için. Gram. Gram. Olması gerekiyor. 1.6 gram. Gram olması gerekiyor günlük. Evet, ha bu ihtiyaç. Günlük tüm ihtiyacı... Balık yağından mı almalıyız? Hayır. Eğer siz yumurta yiyorsanız, oradan mesela bir yumurtadan neredeyse 100 miligram düşebilirsiniz. Bol yeşillik yiyorsanız belki bir 50 miligram da oradan düşebilirsiniz. Yani illa da tüm 1.6 gramı balık yağı olarak almak zorunda değilsiniz. Ayrıca diyelim ki haftada 3 kere balık yediniz. Balık yediğiniz günler hapı tasarruf edebilirsiniz. Eğer ama uzun yıllardır omega 3'ten fakir beslendiyseniz ve depolarınızı doldurma ihtiyacındaysanız, örneğin karaciğer yağlanması olan insanlarda böyle bir ihtiyaç vardır. O zaman balık yediğiniz günlerde de balık yağını hap olarak veya ilaç olarak almalı. Bir başka yani çok sayıda dediğim gibi izleyicimiz bize ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun. Sık sorulan bir soru da balık konserveleri. Bu da kendi başına bir sorun. Kullanılan yağlar. Şimdi bir kere son zamanlarda maalesef giderek balık konserveleri içine konulan yağ ayçiçek yağı veya mısır özü yağı. Yani. Ve biz omega 3'ü almak istiyoruz balıktan. Ama omega 6 olan ayçiçek yağını oraya koyarak baştan daha konserveden itibaren balıktan alacağımızı engellemiş oluyoruz. Evet. Engellemiş oluyoruz. Bu bir. Yani lütfen sayın balık konservesi üreticileri, Allah aşkına şu ayçiçek mısır özü yağından vazgeçin. Şuna ya hiç yağ koymayın ya da zeytinyağı koyun. Yani ne olur? Yani bu kendi ürününüzü yok etmektir. Ne gereği var böyle bir şeye? Bu bir. İkincisi, maalesef konservelerin paslanmaması için içine bir reçine sürülür. Ve o sürülen reçinelerin bazılarının gıdayla, özellikle de balığın yağıyla geçimsiz olduğunu, hatta kanser üretebileceğini biliyoruz. Nitekim yıllar önce, belki izleyicilerimiz hatırlar, çok da saygın bir şirketimizin balık konserveleri yurt dışından geri geldi bu nedenle. Yazık oldu. Yani bu kadar emek harcıyorsunuz, üretiyorsunuz ama size konserveyi üreten firma yüzünden
Bütün malınız, bütün parti geri geliyor. O nedenle biz de kullanıcı olarak hangi konservenin hangi reçineyle kaplandığını bilemeyeceğimize göre son zamanlarda poşette satılan balıkları tercih etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Poşette zeytinyağlı ton balığı örneğin. Evet. Şimdi bir de tabii somon balığı demin de değindik. Somon balığının yararları hakkında var mı bir özel yararı diye bir soru özel var. Yararı oldukça zengin omega 3 kaynağı olmasıdır. Fakat bu normal somon. Şimdi bize yurt dışından gelen ve tezgahlarda dilim dilim pazarlanan somonlar da ne yazık ki çiftlik somonu. Yurt dışından gelen çiftlik somonu ve inceleme fırsatım olmadı. Maalesef devlet destekli de inceleyemiyoruz. Her bir yağ asit incelemesi 900 liraya mal oluyor. Her birini de cebimden yapma şansım olmuyor. Maalesef omega 3 açısından doğal somona göre çok daha düşük olduğunu düşünmemiz gerekir çiftlik olduğu için. Evet. Yani... Ama bunu ithal eden firmaya rica ediyorum ben. Böyle bir kuşku var ortada. Bu kuşkuyu ortadan kaldırmanın en iyi yolu etiketinde belirtsin. Belirtmesi. Ve böylece şaibeden kurtulsun. Evet. Bu konuda bütün gıda üreticilerine, besin üreticilerine bu çağrımızı yineleyelim. Eğer gerçekten bu toplumda yararlı bir işleve sahip olduklarını düşünüyorlarsa bu konuda öncelikle yapmaları gereken şey, hani görevlerini yerine getirdiklerini düşünüyorlarsa öncelikle yapmaları gereken şey sattıkları ürünlerin içeriklerini mutlaka paketlerin üzerinde açıkça belirtmeler. Şeffaf olunduğu zaman evet. İnanın ben gönül rahatlığıyla satın alabiliyorsam komşuma da onu öneririm. Bakın bu GDO tartışmalarında bugün biraz önce bahsettiğim toplantı, İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı toplantı ki İstanbul Ticaret Odası'nın gıda ürünleri üreticilerinin ön planda ön ayak olduğu bir toplantıydı bu. Meclis üyeleri de vardı toplantıda. Bayağı da kalabalık olarak varlardı. Onlara yönelik söyledim. Bu bütün GDO tartışmalarından en çok zararı çeken aslında onlar. Ben onlara da yönelik söyledim. Ne olur soya fasulyesini GDO'suz ithal edin. Ben de televizyonlarda hazır çorba almayın demekten kurtulayım. Evet. Tabii bu arada mutlaka hükümet politikalarında bu yönde önlem vallahi, alıcı olması bir şey gerekir. Bir şey söyleyeyim size. Avusturya'da ithal ekim yasak. GDO ekimi yasak. Ama ithalatı, hazır ürünün ithalatı yasak değil Avusturya'da. Ne yaptı biliyor musunuz? Büyük market zincirleri bir araya geldiler. Aralarında centilmenlik anlaşması yaptılar ve ülkeye sokmadılar. Evet, sanıyorum orada tabii kamuoyunun da çok yoğun bir talebi olsa gerek. Hocam, balıklardan yine bir başka sık gelen soru. Bu Norveç'ten gelen ithal balıklar konusu. Bunların da değerinin ne olduğunu. Uskumru'yu mu kastediyor? Evet. Şimdi oradan iki tür balık geliyor bize. İşte bir somon geliyor, bir de uskumru geliyor. Uskumru'nun çiftlik olup olmadığını bilmiyorum. Yani serbest deniz uskumrusu mu yoksa çiftlik olup olmadığını tabii bilmiyorum. Tabii Norveç'in daha çok o açık denizlerde tuttuğu balıklar şimdi yoğun olduğunu biliyoruz soğuk ama tabii suların, kaynağını bilmiyoruz. Soğuk suların ve derin suların balıkları omega 3 açısından özellikle zengindir. Ve uskumru omega 3'ü oldukça zengin balıklardan biridir. Ben ama yetiştirme balık olup olmadığını bilmediğim için kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ona bakalım.
daha sonraki programlarımızda. Ama her zaman bu bilgiye de ulaşamıyorsunuz. Tabii. Yani evet. ithal edilen uskumruların çiftlik olup olmadığı bilgisine ulaşamayabiliriz. En azından Norveç'teki evet. çiftlik balık üretimini belki şey yapabiliriz. Evet. Ama uskumru çok Türkiye'de sevilen bir balık olmamakla birlikte bizim yerli uskumrularımız da çok ben keyifle yerim. Çok zengindir omega 3 açısından ve de öneririm. Balıkla yoğurt yenir mi diye sormuş biri. Afiyet olsun. Tabii o çok büyük bir yanlıştır, hep söylenir. Hiçbir mahsur yok. Çok fazla soru var. Alabalık. Alabalık bir tatlı su balığı. Evet, tatlı su balıkları. Alabalık örneği çok güzel bir örnek, sağ olsun. Biz unuttuk onu. İzleyicimize teşekkür ederim. Tatlı su balıklarının omega 3 düzeyi düşüktür. Biz biraz önce Norveç uskumrusu konusunda söylemiş olduğum derin soğuk suların ama soğuk deniz sularının balıkları omega 3 açısından özellikle zengindir. Yani alabalık tabii bazen keyfinden insan mest olur ama tercih söz konusu olacaksa mutlaka deniz balığı tercih edilmelidir. Evet. Tabii burada belki yine bir izleyicilerimize bir açıklamada bulunmamız herhalde doğru olur. Bütün bu söylediğimiz önerilerimiz ve günlük ihtiyaç belirtilerimiz sağlıklı herhangi bir altta yatan hastalığı olmayan, özel bir sorunu olmayan kişiler tabii. için. Ha, yalnız şunu da mutlaka vurgulayalım. Bu yanılgı da çok yaygın var. Balık yağı şişmanlatır. 1.6 gram balık yağı yiyen bir insan balık yağından şişmanlamaz. Ne olur bu yanılgıdan vazgeçin. Aksine omega 3 eksikliği nedeniyle gelişen metabolik sendrom dolayısıyla insan şişmanlar. Bakın nasıl ters dönüyor her şey. Evet. Tekrarlıyorum, balık yağı kullanmakla insan şişmanlamaz. Evet, şimdi bir meslektaşımız, bir hekim kardeşimiz ya da arkadaşımız sormuş. Diyor ki, hocam kolesterolü sanki kötü bir şeymiş gibi anlattı. Yani bunu düzeltelim diye ben bu soruyu son soru olarak aldım. Bense kolesterolün kötülüğüne inanmıyorum. Sorun olsa olsa genetik bozukluktur. Ona da inanmıyorum. Sevgili meslektaşımızla aynı fikirdeyiz. Daha önceki programlarımızda da defalarca söyledik. Kolesterol kötü olsaydı anne sütünde işine. Doğa kendi kendini yok etmez. İnsan ancak kendi kendini yok eder. Kolesterol bütün hormonlarımızın ham maddesidir. Kolesterol kendi başına asla kötü bir şey değildir. Ama diğer besinlerle, hatalı besinlerle oksitlenmesi sonucu damar sertliği yapar. İşte biz o oksitlenmeyi engellemek zorundayız. Neydi kolesterolü oksitleyen maddeler? En başta aşırı tükettiğimiz şeker. Şeker karaciğerde yağa dönüşür. Kan yağı olan trigliserite dönüşür. Trigliseritler kolesterolü oksitler. Bir. Margarin veya ayçiçek yağı, mısır özü yağının ısıtılması sonucu oluşan trans yağ asitleri kolesterolü oksitler. Bir de yapay beslenme sonucu özellikle hayvanın iç yağında ve sütünde olan damar sertliği yapıcı 3 tane doymuş yağ asiti artar. Bu kolesterolü oksitler. Şimdi kolesterol düşürücü hap konusunda da hemen değinelim izin verirseniz. Bakın doğal olan kolesterol zaten insan için olmazsa olmaz bir madde olduğuna göre biz onun oksitlenmesini engellemeliyiz. Diğer besinlerimizi gözden geçirerek, işte ayçiçek yağı kullanmayarak, margarin kullanmayarak, şeker ve nişastadan olabildiğince uzak durarak ve damar sertliği yapıcı doymuş yağ asitlerinden uzak durarak. Ama bir şekilde koşullarımız el vermiyor bu şekilde sağlıklı beslenmeye. Çalışma koşulları, vardiya çalışması, bekar hayat ve yiyeceğinle çok vakit ayıramamak veya başka
akla gelebilecek koşullar. Bu durumda kolesterol yüksekliği varsa, biz oksitlenmesini engelleyici bir tedbir alamıyorsak, işte o zaman kolesterolü düşürücü hapla hiç olmazsa oksitleneni azaltmamızda yarar olacaktır. Tabii orada belki şunu söylemekte yarar var. Bu normal kolesterol düzeyleri konusunda yapılan manipülasyonlara başka programımızda belki değinmemiz lazım. Şimdi programımızın sonuna geldik. Çok az zamanımız kaldı ama yarın biliyorsunuz önemli bir gün. Ankara'da kardeşlerimizin bir direniş süreci yaşanıyor. Ve bu konuda hükümetin aldığı karar tekel işçilerini... Sanki işçiler o fabrikaları özelleştirmiş gibi. Evet. Şimdi hem yarınki genel iş bırakma konusunda bu dayanışma grevine, iş bırakmasına diyelim katılacaklar için ama en başta Ankara'daki tekel işçileri için neler söylemek istersiniz? Şimdi bir kere ben bu tekel işçilerinin göstermiş olduğu direnişi sadece tekel işçilerini bağlayan ve onların kapsamı içinde olan bir olay olarak görmüyorum. Çok çok daha büyük bir olay olarak görüyorum. 80 darbesinden sonra sınıf bilincinin ilk kez yeşerdiğini görüyorum. Bir toplumda demokrasi var olacaksa ancak sınıf bilinci ve sınıfların hak taleplerinin özgürce dile geleceği ortamlarda ancak demokrasi var olabilir. Tabii, o yüzden çok özür bu açıdan çok önemli. Bir haksızlık etmeyelim diye söylemek istiyorum. 1990'ların başındaki yanılmıyorsam 91'deki o meşhur maden yürüyüşünde onun burada değinmek. Ama bakın aradan yine 20 yıl geçti. Evet, yani o çok erken dönemde bir ilk baş kaldırıştı. Hemen yine susturulabildi. Şimdi 30 yıl 80 darbesinden sonra aradan 30 yıl geçti. Yani bu toplumun hayatından 30 yıl çalındı. Ve ilk defa yeniden bir işçi hareketi, maden işçilerini de saygıyla anmakla birlikte bir işçi hareketi, bir sınıf hareketi doğuyor. Bu çok çok önemli bir gelişme. Demokrasimiz için çok önemli bir gelişme. Ama maalesef çok demokrat geçinen bizim hükümetimiz asla içine demokrasiyi sindirememiş olduğunun tipik göstergesidir bu davranış. Tabii tekelin özelleştirme tarihine baktığımızda da o kimi kez işte akil adam pozlarında ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkı bulunan düşünürlerden, deneyimli politikacılardan diye geçinen kimilerinde aslında tekel özelleştirmesinden ne kadar büyük çıkarlar elde ettiğini burada satır arasında söyleyelim şimdilik. Tabii. Yönetmenimiz evet. Uyarıyor programımızın sonunda. Bir yarım sonuna... cümle daha buyurun. Söylememe izin verin. Geçenlerde bir açık oturumda izleme şansım oldu. Biz kararını almamıştık. Tamam da geçmişte alınan bütün kararları uyguluyorsun da bu mu kusur kaldı? Evet. Yani bu kadar da insanları gerçekten ikinci kez söylemiş oluyorum bu programda ama insanları bu kadar aptal yerine koyamazlar. Bunun cezasını sandıkta çekecekler. Çekeceklerdir. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Ama buradan hem tekel işçilerine hem bütün emekçilere, yarınki direnişe katılacak olan ve bütün emek dostlarına selamlarımızı, saygılarımızı da gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Ben de sevgilerimi sunar. Bu mücadelede hep yanlarında olacağımızı vurgulamak isterim. Hoşça kalın.